Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Malik ve yevmiddin. İyyâka na'budu ve iyyâka nesta'in. Salatü ve selamu ala seyyidil mursaline Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenler, sohbet arkadaşlarımız, ders arkadaşlarımız, Dersin başladığını herkese duyurunuz. Allah Teala'nın rızası için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bildirgu ve levaye bir ayet bir hadis olsun benim tarafımdan ümmetime ulaştırın. Bu emrine imtisal için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de şefaatine nail olmak için hemen insanlara telefon mesaj ve bildirim yapın ki hadis-i şerifler başladı. Bugün dünyada şu ders meclisimizden şu andaki şu saatteki hadis-i şerif okunan hadis-i şerif meclisinden daha faziletli bir meclis olamaz. Başka bir yerde de tefsir okuyorsa, hadis okuyorsa o olabilir. Ama tefsir, hadis dışında ne konuşuluyorsa reklamlar, haberler, havadisler, açık oturumlar, kapalı oturumlar hepsi hikaye. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem'e allah Teala tarafından vahyedilen, bildirilen İhlas ile ilgili bu dersi devam ediyoruz. Hadis-i şerifleri bu teripten. Efendim. Bundan daha kıymetli bir şey bulan gitsin onu dinlesin. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyorsa biz onu duyuruyoruz. Bu ders bizim dersimiz değil. Bizim konuşmamız değil. Metnini okuyoruz. Mana ve şer yapıyoruz. Bu kadar. Bir şey de katmıyoruz. Bir şey de katıştırmıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi sağ olsaydı. Hayatta olsaydı yanına gitseydin bu hadisleri söyleyecekti sana. E şimdi sen gayba iman etmiş Müslümansın. Biz de sana bu hadisleri anlatıyoruz. Onun için bundan büyük bir ders olamaz. Hadis-i şerif dinlemekten daha büyük, kıymetli bir şey kimse dinleyemez. Onun için dersi dikkatle dinleyin. Allah rızası için insanlara ulaştırın. Ulaştıranları Allah Teala hayırlı muratlarına ulaştırsın. Amin. Şimdi ve -Eb an Ebu radıyallahu teala Ebu Hurayra Hazretlerinden rivayet ediliyor bu hadis-i şerif. Kale o dedi ki kale buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bahis hep ihlastan giriyor. Daha bizim bakalım ne zamana kadar gider bu. İhlas hadis-i şerifleri bunlar. Ee, i̇hlas hadis-i şerifleri e, hemen hemen evet daha yani birkaç ders sonra biter inşallah. Fasıl olarak Bab olarak ihlas babını bitireceğiz. İlk bab ihlas babıdır. 57 hadis-i şerif var burada. Şimdi biz 38. hadis-i şerife gelmişiz. Yahrucu çıkacak. Fi ahiriz zaman, ahir zamanda. Artık e, ahir zamanda olduğumuz kesindir de. Ahir zamanın da uzun süreleri var tabii ki. Ahir zamanda 50 sene, 100 sene değil. İmam Rabbani Hazretleri Binden sonra ahır zaman olduğunu söylüyor. Yani 437 sene ol, olmuş. Hemen hemen yani ahır zamana geçtiğimiz. Binin geçmesiyle çok büyük değişiklikler oldu buyuruyor. Bu itibarla ahır zamandayız ama bu şimdi çıktı mı? E, çıktı bence. Evet ahır zamanda çıkacak diyor. Kim çıkacak? Efendim ricalun bir takım adamlar çıkacak. Bence bu adamlar çıktı yani. Ama size de siz de takdir edersiniz. Hadis-i şerifi devam ediyoruz. Bu adamlar ne yapacaklar? Yehtilune <laughs> talep edecekler. Yehtilune <laughs> aldatarak e, işte ters köşe yaparak diyelim. Yani e, böyle yağcılıklarla göz boğacılıklarla kandırarak kandırarak burada hud'a da var yani aldatma da var. Aldatarak talep edecekler. Neyi et dünya? Dünyayı. yani mal, mülk, arazi, araba, para falan. Neyle bunu yapacaklar? Bittiğini din mukabilinde. Yani salih ameller işleyecekler. Görüntüde niyeti ihlas yok Allah için olmadığı için salih olmuyor ama görüntüde salih amel. Namaz salih amel. Oruç, milleti namazla kandıracaklar. Oruçla kandıracaklar. Hocayım diye kandıracaklar. Sarıkla cübbeyle kandıracaklar. Efendim e, tarikatla kandırabilirler. Vakıf dernek adı altında kandırabilirler. Her türlü kandırma var. Bittiğini din ile. Din şu demek. Yani din ile talep edilmesi gereken nedir? Ahirette Allah'ın rızasıdır, sevabıdır. En başta rızasıdır. E, dinle ne demek? Din yani salih ameller demek. Din din gözde görülen bir şey değil ki. Dini ben senin evine getireyim çay mı içirirsin? Din, din nedir? Din nedir? Abdesttir, namazdır, orucudur. Dinin fiilleri ve amelleriyle din din olur yani. E, bu amellerle dünyayı talep edecekler. Ne demek dünyayı talep edecekler? Yani e, buradan para kazanacaklar. Evet. Ama ben size geçen sohbete anlattım. Adam imam olmuş da maaş alıyor. Bu ona girmez. Ne alakası var? Adam dükkana gidemiyor, bir yere gidemiyor. Mecbur beş vakit namaza nasıl yetişecek? Aynı yerde. O bağlanmış oluyor oraya. Orada namaz kılmanın, kıldırmanın parasını almıyor. Ya orada bağlanmış olmanın, yani başka işe gidememen çocuk çocuğun afakasını almış oluyor. Bunlar ona girmez. Burada şuna giriyor. Yani efendim Kendilerini salih gösteriyorlar. Mübarek zat gibi görünüyorlar. Ondan sonra çok büyük hizmetler yaptıklarını e, iddia ediyorlar efendim. Ve böylece dini istismar ederek bak istismar başka bir şey. Sömürmek demek. Dini sömürerek yani adam kitap yazmış, kitap satıyor. Kitabını tanıttı. E bunu bu buna girmez ki. Bu kitap kağıt parası var, matbaa parası var. Adam çalışıyor, dükkanı var, dergisi var, dergisi var. Yani bunlar ayrı bir şey. Burada bir emek sarf ediyor, adam bir şey satıyor, bir ürün satıyor. Adam ürün satabilir, bir ürünü ta, efendim satabilir. Adam Musaf'ı da satabilir. Bu Kur'an'ı satmak demek değil ki kağıdı var, yaprağı var. Yani o ayrı bir şey. Sen efendim Kur'an satma. Sen dükkanında niye dini kitap satıyorsun? Dini paraya alet ettin. Bununla alakası yok yani. Böyle saçma sapan e, konuşanlar var da. Onlar cühela sınıfıdır, süfehadır yani. Onun ne alakası? Adam bir ürün arz ediyor. Sen bu ürünü ister alırsın, ister almazsın işine gelirse. Burada bunun dünyacılıkla ne alakası var? Karşılığında bir bedel, bir ürün var yani. Anlatabiliyor muyum? Bir şey satıyorsan bu istismar olmaz. Niye istismar olmaz? Çünkü burada efendim bir mal, meta satıyor yani. Ekmeği de parayla alıyorsun, tuzu da yani bunu şey değil ki. O ayrı bir şey. Çünkü bir değeri var, bir mukabelesi var. Bizim anlattığımız ne? Bizim anlattığımız dindar geçiniyor, salih görünüyor. Ondan sonra insanlar buna yardım ediyorlar. Ve hatta ben işte benim şurada kurs yapıyorum. 150 tane talebe okutuyorum. 500 kişiye işte yemek veriyorum falan falan gibi laflar atıyor ortaya. Halbuki yok yalan. Ama takva görüntüleriyle, hikayeleriyle millet aa ne mübarek adam. Bu adam yalan söylemez, bundan zarar gelmez ayağına. Millet para akıtıyor. Babasının dan bir şey kalan varisliği yok. Köyden çarıksız gelmiş. Ama şimdi herifin anları amamları var. Nasıl oluyor? Bunlar yani şu anda mevcut yani tanıdıklarımız var mevcut. Biz bu işe girerken babamız Türkiye'nin en zenginlerindendi. 5-10 kişidendi yani. 80 model Mercedes altımızda şoförümüz 80 senesinde vardı yani. Ha şimdi o duruma göre çok daha fakirim. Çok daha fakirim yani. Yani zengin başladık, çulsuz bitirdik gibi bir durumlara düştük yani. Fakat bir de tersi bunun var. Çarıksız gelmiş. Dükkanın sayısını bilmiyor ya. Bayrampaşa'da 5-10 ana var adamın şimdi. Bu adam imam emeklisi. Yani imam emeklisi abi. Başka bir ticareti yok. Hadi benim birkaç telifim var bilmem ne. Olur. Şimdi konuyu yorum el alından. Yani adamın, imam emeklisinin dışında göstereceği mal yok. Hanlar nereden çıktı abi? Bunlar var maalesef, var. Var. Kurbanı keseceğim dedi, kurbanı toplayıp yiyenler olmadı mı ya? Bir de bunu din ayağına yani böyle takva görüntü falan. Hac Ömre'de böyle tanışmalar neticesinde. Aa ne salih adam sıralı zikrediyor falan. Ondan hazır ortak olup seni dolandıracak veya borç alacak içe diyecek ödemeyecek. Bunlarla çok karşılaşıyoruz. Ya arkadaş niye çalışıyorsun çalışmıyorsun ya? Niye tekke dolduruzum? Vurduk evliyallah bunları tekkede oturmuşlar zikir yapıyorlar, çalışmaya gitmiyorlar. Siz dedi kimsiniz dedi ya böyle dedi oturuyorsun otururuz. Dedi ki biz dedi mümineyiz dedi, mütevekkilleriz dedi. Mütevekkil yani tevekkül etmişler. Tekkede oturmuşlar. Nasıl olsa kazan kaynıyor. Yiyip içiyorlar. Biz dedi mütevekkilleriz. Ulan dedi siz ne mütevekkilleriz? Siz müteekkillersiniz dedi. Mütevekkil Allah'a tevekkül. Müteekkil yiyici. Ekeleden geliyor yani. Ekil. İki iş, iş, işin gücü. Ne mütevekkilsiniz? Müteekkilsiniz dedi be. Yani bir insan zikrini yapar tekkede işraba bekler. Cık, tamam ama arada bir git de bir şey de çalış da kardeşim. Ne yük oluyorsun insanların sırtına? Hayrun nasmellâ kellun alel İnsanların en hayırlısı insanlara yük olmayandır. Ama mazursun, elin tutmaz, ayağını hastasın, garipsin, zatürresin, ciğerin yok. Ha tamam an bir Müslüman da sana bakacak tabii. Fakir fukaraya da yardım fonu var ya. O zaman da zekat sadakayı kime vereceğiz? Herkes çalışırsa. O ayrı bir şey. Ama ben böyle dergaha gelmişim, dervişim ayağına. Yani talebeysen olur. Okuyorsan anlarım. Çünkü bu ümmete alim lazım. Tabii ki işe gidersen alim olamazsın. İlim çok zor bir şey. İlime küllünü vermeden ilim sana cüzünü vermez. Ama yani zikir yapacağım bilmem ne. Zikir yapacaksan yap. 7-8 saat çalışmana mani değil. Daha 24 saatinden iki tane 16 saatin kalıyor. 16 saatin kalıyor. Zikre mani yok yani. 3-5 saat çalışarak insan bir ekmek çıkarabilir. Dolayısıyla dini kullanmamak lazım. Efendim takva görüntüler vererek. Ondan sonra namazla insanları kandırarak. Efendim oruç tutarak insanları kandır. Her gün oruçlu. Pazartesi, perşembeyi de bıraktık yani. Ne zaman sorsan herif oruçlu. Sami Davut'u da geçmiş yani. Her gün tutuyorum diyor bayram hariç. Ya kardeşim tamam mı tutuyorsan Allah aranda. Ne bana reklam yapıyorsun? Ben de sana mı istiyorsun yani? iftarlık para mı toplayalım şimdi sana? Ne anlatıyorsun bana yani? Anlatma yani o zaman. Tutuyorsan tut. Yani ne oruç göstererek, namaz göstererek, haç ömrede fazla ibadet göstererek, Buradan yani insanlar beni salih görsün, mübarek zat zannetsin falan. Oradan sonra bana bir yardım yaparlar, para akar, şu dur bulur bunlar. Bunlar ihlassız insanlar yani. Dünya talep ederler ama dini kullanırlar. Şimdi bunları bunlar ahir zamanda çıkacak diyor. Bence çıktı yani. Bol bol da mevcuttur. Yelbesüne giyinirler linnas insanlar için cülude zani koyun derileri. Neden? Minellini yumuşaklıktan. Yani görsem böyle mütevazi, aşağıdan alan, alçak gönüllü falan filan. Efendim bunlar koyun postuna bürünmüş derler ya. Halbuki kurt yani. Post, koyun derisi böyle. Yani yumuşak olur koyun derisi. Dış görüntü yumuşak yani. Aa, işte ben nasılsınız maşallah inşallah tebareke Allah barek Allah falan falan. Hatmi Şerif de görüştüğün zaman işte Tekke'de, Mekke'de hareketler böyle kibar, nazik, haza beyefendi falan falan. Ben böyle adamlar çok gördüm ya. Çok gördüm. 40 senelik tecrübem var. Ne yılan çıktılar biliyor musun? Ne ajanlar geldi geçti yanımdan. Işte. Görsem böyle 10 sene herifle gezmişim. Bir fire yok hareketinde. Falso görmedim. Teheccüd teheccüd. İşrak işrak. Kuşluk kuşluk. 10 sene bir adam falso vermez mi ya? ...koyun postu ya... ...çok yumuşak... ...ama... ...elsine tüm dilleri ahlada tatlıdır... ...mülel aseli baldan... ...ağızlarından bal akıyor... ...hürmet, izzet, ikram bilmem ne... ...ya milletin paralarını toplayarak... ...efendim hizmet ayağına... ...hezimet yapanlardaki durum neydi... ...konuşmalar nasıl... ...ayetler, hadisler... E ...fakir fukara yardımlar... ...burslar, kurslar... ...efendim... Ee, insanlığa hizmet şudur budur. Aa, ağızdan bal akıyor. Hep din adına yani. Allah için, lillah için ağlamalar, sızlamalar, bütün insanları ağlatmalar, gaza getirmeler falan. Bütün insanlar baktılar. Allah adamlar ne fedakar, ne cefakar. Aç susuz gitmişler Afrika'nın köşesine, dünyanın bir ucuna. Allah için, din için falan falan falan. Post nasıl post? Post kuzu Görüntü çok mütevazi. Ve kulubum kalpler kulubu ziap. Kurtların kalpleri. En büyük canavar kalpleri. Kalpler canavar kalpleri. Ondan sonra adamın efendim e, affedersiniz avret yerini mi çekmeler, öbürünün karısını mı çekmeler, öbürünün kızını mı dinlemeler, öbürünün cık cık cık, haram değil mi? Yedi bir gece dinlemiş diyormuş adama. Ya diyormuş Allah hepimizi dinliyor diyormuş. Yani bunda sorun yok ki Mevla hepimizi dinliyor zaten. Ben Mevla hepimizi dinliyor da sana dinleme diyor. Öyle Ayıp araştırma diyor. Kapı dinleme diyor. İzinsiz girme diyor. İzinsiz eve bakma diyor. Sen giriyorsun ne bu, bu, kurt yapar mı bunu? Yapmaz. Dil nasıl dil? Diller baldan tat ayetler, hadisler, hizmetler, insan ne yap falan falan falan. Mütevazilikler, tasavvufi cümleler. Ondan sonra bir de baktığın zaman işte kendimizi en aşağı görelim arkadaşlar. Herkes bizden üstündür. Biz ne olacağız belli değil falan. O ne takva. Bunları yaşadı bu millet. Ahir zamanda çıkacak bu illet diyor. Çıktı. Bizim tarikatçılardan da çok var. Ben yani iğneyi başkasına çuvaldızı bana batırırım ben. Bizim tarikatçılardan da bu hareketleri çok görüyoruz. Çok var yani. Kalbi canavar ya. Canavar. Gıybet, dedikodu, iftira, ayak kaydırmak. insanların altından halıyı, kilimi çekip küt aşağı. Yani Müslüman Müslümanın ayağını kaydırmak için böyle işler yapmaması lazım. Ne var? O hocayı da beğenenler var? Gitsin ona da cemaat. Ehli sünnet olduktan sonra niye kıskanıyoruz? Birbirimizi. Hemen adamın bir şeysini söyleme. Onun şusu şöyle, bunun bu şöyle. Gitmeyin onu dinlemeyin. E, bu adam ehli sünnet mi ehli sünnet? Niye gitmeyeceğim abi? Kalbin kayar bilmem ne. Ne kalbi kayacak? Adam şeyh değil bir şey değil. Herkesin mürşidi belli zaten. Ne kalbi kalbi kayacak adamı? O hocayı dinleme. Bundan ders okuma. Onun şu su var, bunun bu. Bunlar canavarlıktır arkadaşlar. Yani dilden konuşurken bal gibi konuşuyorsun. Tevazu konuş, ayet adı sokuyorsun. Sen millet zannediyor seni seyri bitirmiş. Ama yaptığın hareket arkadan canavar. Adamın ırzını parçalıyorsun, haysiyetini. Kurt ne yapar? Kurt en fazla gelse ciğerini parçalar. Bu daha kötü. Irzını parçalıyor. Haysiyetini parçalıyor. Şerefini de ediyor. Karısını kuru, işe karıştırıyor. Neler gördük biz ya. Bizim cemaatlerde de oldu böyle şeyler. Onun için kimse kendini ak sütten çıkmış ak kaşık olarak göstermeye çalışmasın. Herkes kendini bir muhasebe yapsın. Canavarlığın bir lüzumu yok. Bir de gel sünnet sünnet hassasiyetimiz olabilir. İtikadi konularda millete reddiye yaparız. Ama ameli konular, özel hayat, insanlar ne yapacak? Cık. Ya bunlar bize alakadar etmez. Ama adamı kız verecektir. Sana sorar. Sen o adamın bir yanlışını biliyorsun. O ayrı bir şey. Özel bir konuda dersin ki arkadaş ben bu adamdan bazı böyle yanlışlıklar gördüm. Şahitim yani. Duydum lan olmaz. Yani sen bana Allah için sordun. Müsteşar mütemen olur. Madem güvendin, hiç danıştın. Ben de sana kız veriyorsun. Hassas bir konu. Böyle yanlışlarını gördüm ben bu çocuğu. Bu ayrı bir şey bak. Bunlar özel şeye girmez. Gıybet dedikodu iftiraya girmez bunlar. Şahit olduğum şey aktarabilirsin. Ama şimdi tevbe etmiş olabilir, şudur budur. Ama gördüm, bunu da demesem olmaz. Yani sen kazık gelsin, bak bana sordu. Bunlar ayrı bir şey. Ama sırf haset, sırf kıskançlık, sırf çekememek, sırf o cemaata gitmesin bana gelsin, sırf onu dinlemesin beni dinlesin, o derneğe yardım etme gel benim derneğe yardım. Bunlar çingenelik yani. Affedersin de çingeneler kızmasın şimdi. Çingeneler çok. Ne olacak? Ne takva sahibi şerefli çingeneler var. Ne takva sahibi şerefli çingeneler var genel ne ola bir adam kıptı olabilir. Herkese bir ırkı var yani. Takva iledir şeref fazile. Takva iledir. Irkla değil ki adam ol yani. Yani burada demek istediğim adilik müptezellik yani. Irktan bahsetmiyorum. Bunu yapmamak lazım. Çünkü Mevla bunlara yakulullah çok gazap ediyor ve buyurur ki Ebi e istifam yani. Ebi bana mı yaktarur? E, benimle mi aldanıyorlar? Ne demek benimle mi aldanıyor? Bana mı aldanıyorlar? Yani ben onlara biraz yol veriyorum, yüz veriyorum, hilimle muamele ediyorum. Yani belalarını acele vermiyorum diye be, be, benim yani acele ceza vermememe mi aldanıyorlar? Em yoksa aleyye bana karşı mı yecteri un cesaret gösteriyorlar? Yani biz Allah falan takmayız. Allah kalbimizi bilirse bilsin. Biz içimizden şöyle yaparız, dışımızdan böyle yaparız. Ya bunlar da ne cesaret buyuruyor allah Teala ya? Bunlar benim ceza vermememe mi aldanıyorlar? Vermeyeceğimi mi sanıyorlar? Yoksa bana karşı cüret gösterisi mi çıkmışlar? Yani ne yapacaksın bize ya falan. Bana mı inanmıyor bunlar ya? Benim gazabımı bilen, benim azabımı bilen Müslümanım diyen bir adam nasıl böyle kuzu postuna bürünüp de kurt kalbi gibi canavarlık yapar buyuruyor? Febi haleftu febi yüce zatıma haleftu yemin ettim Allah buyuruyor. Bak hadisi Kuşu'ya döndü şimdi. Tirmizi rivat ediyor bu adı. Yüce zatıma yemin ettim. Bak bu yemin yere düşmez arkadaşlar. Herkes istiğfara başlasın tevbeye. Leb asenne elbette muhakkak göndereceğim ala ulaike. Bu şekilde davranan, dini kullanan, dini istismar eden, din adıyla e, paraları yığan, cukka yapan, stok yapan, ondan sonra koyun postuna bürünmüş, baldan tatlı konuşan ama kurt kalbi taşıyan bu zındıklara, göndereceğim. Minhum kendi içlerinden. Belayı kendi içlerinden göndereceğim. Yaptıkları kötü işlerinden dolayı göndereceğim. Ne göndereceğim? Fitneten. Fitne demek kargaşa. Bir kargaşa bunlara musallat edip, bu dini istismar edip efendim dünya peşinde koşan kurt kalplilere öyle bir fitne ve kargaşa göndereceğim ki azap dünyada dünyada da şey, ahireti, ahireti cehennemi anlatmıyorum. Teda'u terk edecek. Yani bırakacak. kim El Halime. Halim Selim en akıllı olanlarını minum içlerinden içlerindeki en akıllıyı bile nasıl bırakacak? Hayrane şaşkın vaziyette bırakacak. Öyle bir kargaşa içlerinden kaynaklandırarak e, onların başına musallat edeceğim ki en akıllısı bile bundan nasıl kurtuluruz diye çözüm üretemeyecek. Hayran, hayran şaşkın demek Arapçada. Hayret ettim yani. Şaştım kaldım demek. En akıllısını şaşkın bırakacaksa ondan aşağısı bundan hiç kurtulamayacak demektir. Hakikaten allah Teala insanları dinle kandıran din efendim hizmetleri göstererek işi dünyalığa çeviren maddi imkanlar peşine koşan iktidar hevesine hırsına kapılan efendim dini ağız kullanıp, kuzu postuna bürünüp, kut kalbi taşıyıp, baldan tatlı konuşup, insanların efendim ee, aleyhinde dolaşan, çalışan ve burada da tabii mallar, mülkler ve imkanlar yiyen insanlara bir fitne göndereceğim en akıllısı hayır şaşıp kalacak diyor. En akıllısı. Bu hadisi kutsi Allah zatıma yemin ettim buyuruyor. Bu yere düşer mi Allah'ın yemini ya? Zaten her şeyi yapma kadir yani. Ben bir şeye yemin ediyorum. Bazı kere yapamıyorum. Yeminimde hanis olursam da yemin kefareti ödemek zorunda kalıyorum. Neden? Her şeye kadir değilim. Yemin ediyorum ama her şeye kadir değilim. Yapamıyorum. Vallahi şunu yapacağım diyorum. Yapamayınca da kefaret ödemek zorunda kalabilirim mesela. Hani böyle şeyler çok yemin etmemek lazım ama oldu ki yemin ettim. Çünkü her şeye kadir değilim. Yapamıyorum. Ama Allah yemin ettiyse her şeye kadir. O zaman yapacak. Hatta yaptı. Yaptı. Şu an e, ortamları, haberleri, havadislere bakarsanız birkaç senelerdir, e, baya bir operasyon var, fitne operasyonu var yani. Bu fitne en akıllıyı bile şaşırttı, bıraktı yani. En akıllısı diyor ki nasıl kurtulacağız arkadaş? E nasıl kurtulacaksın? Arkadaş evvela nefsinin kötü huylarından kurtulacaksın. Evvela ayet hadislerde nehyedilen yasaklardan kurtulacaksın. Evvela Allah'a karşı cesaretli olmaktan kurtulacaksın. Allah'ın acele ceza vermemesine aldanmaktan kurtulacaksın. Tövbe edeceksin. Ondan sonra Allah seni ka tövbe kapısı açık. Kabul ederse tövbeni bu fitneyi Allah durdurabilir. Ama şimdi bu fitne durmaz. Çünkü sen Allah'a karşı cüret gösterisi yapıyorsun ya. Bütün Allah'ın yasaklarını din adına işliyorsun. Bu nasıl işte? Bu kadar maddi menfaatlere alet olunur mu? Bu kadar dünyacılık olunur mu? Bu kadar holdikleşilir mi? Bu kadar maddi menfaat peşinde tarikattır, cemaattır, efendim bunun ne işi var? Efendim e, milletin paralarıyla Cemaatlerin paralarıyla Müritlerin paralarıyla Efendim sen holdingleş Ondan sonra kara paralar akla Ondan sonra fabrikalara e, Kendi adamlarına yönlendir Milyar dolarlar Milyar 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 10 milyar 20 milyar dolarlar Milyon değil milyar dolarlar Bazı tarikatlarda Bazı cemaatlerde holdingleşmiş paralar var Ne bu ya Bu ne dini ya Millet aç Millet aç. Her taraf yetim dolu, her taraf fakir dolu. Yani bu böyle bir şey. Din adına olacak işte bunlar arkadaşlar. Ha derneksin, zekat toplandı, hatırsın. Ayrı bir şey. Vakıfsın, toplandı, ayrı bir şey. E sen fabrika kurmak, ticarete, vahan, hamam de bunlar olmaz. Din adına olmaz. Milletin parasıyla olmaz. Kendi ticarete var, zengin olursun. Allah çok versin. Ayrı bir şey. Bunlar. Bunların sonu suistimale gitti. İstismara gider. Dini kullanıp dünyayı çekmekten başka manası kalmaz. Biz niye banka kurmadık? Bana dedi 50 milyar 50 kişi versin. Ben de o zaman çok cemaat vardı. Şimdiki gibi değil. Şimdi ne kadar fakir varsa bana geliyor. Bir tane zengin gelmiyor bana şimdi. Hep fukara bizim cemaat şimdi. Hakikaten öyle. Yani bizim cemaat dernek falan e belli lira 100 lira. Biz hepçi fakir bizde. Zengin gelmiyor bana zaten. Zengin gelirse hastam var, okum oku onun için geliyor. Öyle efendim şey değil. Duam kabul olu zannediyor. Öyle geliyor bir şeyler de. Böyle yardım vardım görmedik yani. Bizim dernek vakıfı. Bizde nerede öyle 100 bin lira, 200 bin lira bir kişi verecek falan. Vak, vuku yok. Mümkün ama vuku yok yani. Vuku yok. E şimdi e, e bize dediler o zaman vardı. 25 sene evvel kimse de cemaat yoktu ki. Bizde vardı cemaat. Bu fakirde yani bizde derken. Ya biz baktım dedim. Ya, Ali Adar Efendi babamız ne buyurdu? İhvan ihvana ortaklık yapmayın. İhvan ihvan ortaklık yaparsanız bu yüzden biri birine borcunu ödemez. Ortaklığını bozar. Ortaklık birbirine kazık atar. Öbür ortak da ben de bu tarikatta bununla tanıştım. Lanet olduğum bununla tanıştığım gün eder. Tarikatta bırakır, namazda bırakır. Bu yüzden ben ihvan kaybettim. Buyurdu ve bize vasiyeti var Ali Efendi babamıza. Efendi hazretlerimize tabii ki biz ondan duyuyoruz her şeyi. Vasiyeti var bize. Ortaklık, ortaklık, şirket, mirket işlerine cam, ikvan ikvana girmeyin. Herkes işini yapsın. Allah hayırlı mübarek yapsın. Ha o da başka ortak mısın? Ama camide yani tekkede tanışılan, medenizede tanışılan insanlar böyle bir şirketleşmeler şeyler. Zarar getirdi. Getiriyor. Ve biz girmedik o zaman. Sen bunları duymayıp da enayilik ettiysen ben de enayilik ettim. Ben, benim de gitti daire birkaç. Mühim değil yani senin kadar ben de kazık ettim. O mühim değil. Ama Burada ne yok? Tarikatı kullanıp, cemaatı kullanıp, camide, tekkede tanışırlar bir olay yok. İslami bir şirketleşme yok. Adam zaten bir şey kurmuş, bilmem pazara çıkmış. Devlet tapu vermiş, belediye tapu vermiş. Ya tapu zaten, yani, millet tapuya kandık hepimiz. <laughs> tapu var yani. Bu ayrı bir şey. Kanabiliriz. Müslüman kandırmaz, kanar. Zaten Müslümanın en büyük vasfı kandırılandır. Hadis-i şerif. El müminü gırrun kerim. El münafıkul e, hıbbün lehim olacak. Mümin iyi huylu kandırılandır. Münafık kötü huylu kandırandır. Bu hadis zaten. E dolayısıyla biz mümin tarafında kalıyoruz kandırıldığımız için. Elhamdülillah diyoruz yine yani. Aldatan olmadık, aldanan olduk birkaç kere. Ama dini kullanmadık. Yani buraya girin, burada hizmet var, buradan dernek yapılacak, burada külliye yapacağız, bu parayla cami yapacağız, hadi burada ev alın. Böyle bir şey yapmadık hiç, hayatta yapmadık. Girmedik yani. İki kişiyle bu işe girmem ben. Çünkü öyle camiye, derneğe, vakfa bilmem ne bu işleri sokarsan holdingleşmeleri bu iyi bir şey değil. Dinlen dünya çekerler diyor. Yapmamak lazım. Uyanık olacağız. Bir fitne gönderirim ki diyor en akıllısı şaşar kalır diyor. Akılsızı zaten şaşmış. Onun için Allah bizi fitnelerden muhafaza etsin. Cümlemize ihlas nasip eylesin ki iflastan Muhafaza ile iflas olmayanın sonu iflas olur. Varuyehu <laughs> yine bu Radiyallahu Teala rivayet edilen bir şeyce kale dedi kale Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu ki men tehabbebe bunu Taberani rivayet ediyor bu hadis-i şerifi Her kim sevilmeye çalışırsa kime ilennasi nasi insanlara neyle bima o şeylerle ki yuhibbüne seviyorlar. Şimdi insanlara insanların sevdiği şeyleri göstererek sevilme, kendini sevdirmeye çalışıyor bir adam. Mesela işte namaz gösteriyor, oruç gösteriyor, tevazu gösteriyor, yumuşak huy gösteriyor, takvallık gösteriyor böyle. Kadınlara bakmıyor, bir şey bakmıyor böyle az daha direğe vuracak, önüne bakıyor falan. Aa ne mübarek zat falan. Millet bu işlere çok kanar ha. Bizim millet çok saftır ya. Çok saf. Halbuki adam yokken karıyı yiyecek gibi bakar böyle. Adamın yanında böyle estağfurullah, estağfurullah falan bir şeyler. Ya kardeşim tamam bakma estağfurullah diye bağırma. Hava alanında ne bağırıyorsun estağfurullah, estağfurullah karının suratına Gülüşmeler. yani şimdi. Bakma tamam önüne bak. Yani bütün millet aa ne takva adam ya. Az daha gözüne çubuk sokacak ya. Karı, karı gördü diye falan. Ya yani yap onun Bu davranışlı hareketleri lüzum Allah herkesin için dışını biliyor yani. bu Tenada kalsan ne yaparsın acaba? Adam ol yani. Bir adam insanlara sevinme, sevilmeye çalışıyor. Neyle? İnsanların sevdikleri şeyler. İnsanlar mesela işte namahreme bakmayanı sever. Yani maşallah ne iffetli şeref namuslu der değil mi? Mesela sadaka veriyor böyle fakirlere şöyle. Aa ne cömert adam görüyor musun ya falan. Yani bu hareketler insanların e, muhabbetini çeker. Ama esas mesele nedir? Efendim ve bağraze mübareze yapıyor. Yani inatla, ısrarla e, aşikar ediyor Allah'a, Allah'a karşı. Allah'a zaten gizli bir şey olmadığı için. Yani tenada kaldığında veya insanların görmediği yerde Allah'ın karşısına çıkıyor. Bağraz Allah. Allah'ın karşısına çıkıyor. Yani mevler her şeyi bildiği için. Neyle? Bir mavşelik yekraun? İnsanların istemediği şeylerle. Halbuki insanlar onu tenhada yaptığı hareketlerle ve davranışlarla görse efendim cimriliği var, aksiliği var, huysuzluğu var. Efendim belki zinası var, belki gıybeti bol, dedikodusu var, iftirası var, var da var. Ama insanlar onu görmüyor. Kalbi kurt. Ama insanlara onların sevdiği şeylerle görünüyor. Allah'ın karşısına insanların hiç istemeyeceği şeylerle çıkıyor. Yani Allah'tan gizleyemeyeceği için bir şey. Tenada kaldığında İnsanlar görse hiç beğenmeyecekleri şeyler yapıyor. Yani insanlar görseler nefret ederler. Bir de suratına bakmaz da tükürürler de bir de. Sen ne adam mısın derler. Ama gördüklerinde elini öpüyorlar. Evliya zannediyorlar. Böyle vardır. Vardır. Ya bu adam yutturamaz Allah buyuruyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın vahyini konuşuyor burada. Lakıya Allah Allah'a kavuşacaktır. Ve halbuki Allah aleyhi ona gazban. Gazaplıdır. Yani Allah diyorlar ki Allah bana gazap edeceğine Yani hiç benle muhatap olmadan beni direkt cehenneme atsın. Çünkü direkt cehennemde yanarım hiç olmazsa. Ama Allah'ın gazabı diyor ateşten çok yakar. Çünkü ben sana kızgınım diyor Allahu Teala. Yani hakikaten böyle e, bu, esası budur yani. Anlayan hassas duygusal insanlar için böyledir Yani. Hakikaten. Yani Beşim Efendi Hazretleri bana kızıp yani hakikaten gazap yani mesela bir ceza versin. Yani hiç Efendi Hazretleri'nin gazabını görmeyeyim de. Bir ceza versin. Çünkü utanırım yani ben ona çok itibar ettiğim bir insan yani ben duygusal bir insanım mesela. İkisinin arasında muhayyer kalsam ceza yok ama sana kızmış bağıracak. Yani o kızgınlığını görmeyeyim derim yani. Ben ver bir ceza çekeyim yani. Neyse maddi manevi ceza çekeyim derim yani. Çünkü neden? Gazabını ona müşahede daha ağır gelir. Yani onun için Allah'ın gazabına uğramak. Cehennem ne ki yani? Cehennem Allah'ın gazabıyla tutuşmuş zaten yani. Gazap olduktan sonra her bela geldi. Onun için içimiz dışımız bir olsun buyurmak istiyor. İnsanların önünde, gözü önünde yaptığın güzel amelleri tenhada kaldığında da yap. İnsanlara dıştan konuştuğun görüntüleri, efendim hocam diyorsun, adama hürmet ediyorsun veya Müslüman kardeşim diyorsun, ihvan kardeşim diyorsun, musafaha sarılıyorsun, ediyorsun. Millete seni mütevazi, ahlaklı, haza beyefendi sanıyor. Sonra arkadan gıybet ediyorsun, dedikodu ediyorsun, iftira ediyorsun, adamın ırzı namusuna kadar konuşuyorsun. Bunu yapmamak lazım. Yapmamak lazım. Yaparsan Allah'ın gazabına çarpılmış olarak Mevlânzuna çıkarsın ve selam. Yine bir hadisleri bu da bu da beni de beni de bana çok dokunuyor. Hadislerin çoğu da bana dokunuyor da bu hepten bana dokunacak. Bana hafızlara, hocalara dokunacak. Özellikle. Biraz cahiller daha kurtuluyor bu hadisten. Şimdi okuyacağım hadisten. Cahillerin de bazı yarın ahirette iyi ki cahil kalmışım diyecek. Belki de avantajlı yönleri olacak gibi de düşünüyorum. Yani bu hadis-i şerifleri okuyunca düşünüyorum yani. Ve ru ve onda aynı ebu reyreden eyza. Geri ki hadis gibi. Hatta iki hadistir. Yani başından beri iki hadiste de Ebu Reyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Kale dedi. Kale buyurdu. Kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Teavvezu Çok sığının billahi Allah'a Neden? Min cübbil huzni? Hazen diye de ben e, Biliyorum bazı rivayette de hazende var Min cübbil hazen De olur hüzünde olur Üzüntü kuyusundan Kuyunun adı neymiş? Üzüntü kuyusu Neredeymiş bu kuyu? Cehennemin dibindeymiş Cehennemin dibinde bir kuyu var. Kuyunun adı üzüntü kuyusu. Acayip bir şey yani. Bundan çok sığının. Allah'ım bizi hüzün kuyusundan muhafaza eyle. Allah'ım bizi oraya düşürme. Allah'ım bize gösterme falan. Dua yapın. Dua diyor. Ben de hiç mesela Allah Allah hiç böyle bir dua yapmadım. Halbuki en çok benim yapmam lazım yani. Bunu biz ben bunu çocukluğumdan ezberlediğim bir hadistir yani bu benim. Fakat bunu dua olarak yapmış değilim yani. Yani yapalım bunu. Galu dediler ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü ve ma nedir cübbül e, hazen. Üzüntü kuyusu nedir yani? Biz de yeni duyduk diyor. Sahabe hep yeni duyuyorlar. Bize duyuruyorlar şimdi. Tirmizi rivat ediyor bu hadis-i şerifi. İbn-i Mace de rivat ediyor bu hadis-i şerifi. Kale buydu, Vadin bir vadidir. Vadi var iki dağın arası. Fi cehenneme. Cehennemin içerisindedir. Cehennemin içinde özel bir vadi var. Bölüm var. Tetehavvezu sığınıyor minu oradan cehennemü cehennem. Külle yevmin her gün miyete merratin 100 kere. Aşağıda bir e, hadis-i şerif var yine. E, külle yevmin erba miyet merratin. Dört yüz kere rivati var bu hadis-i şerif. Bunu taberani efsatta zikredilen rivatte 400 kere diyor. Cehennemin diğer bölgeleri o bölgeye düşmemek için bir rivat 100 kere, bir rivat dört yüz kere külle yevmin her gün yani 24 saatlik bir gün var ya bu bizim günümüzün içinde ahirette de neler oluyor? Ahiret şu anda kurulmuş yani. Cennet de var, cehennem de var şu an zaten. Her gün cehennem yüz kere dua diyor. Ya Rabbi diyor beni üzüntü kuyusuna atma. Yani cehennemin diğer ateş yanan bölgeleri oraya atılmaktan korkuyor. Çünkü o üzüntü kuyusu demek cehennemi de cehenneme çevirecek yani. Bu böyle bir şey olabilir mi yani? Bu, bu olabilir. Yani olabilir değil. Oldu bile yani. Hadis-i şerif ne buyuruyorsa biz bunlara aynen iman ettik. Biz ilahiyatçıların dalalette olanları gibi semboliktir, temsilidir diye ayetlere, hadislere mana vermeyiz. Ne diyorsa aynen var ya. Sembolik olur mu ya? Tiyatro mu çeviriyor Allah Resulü? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bizi mi korkutmak için uyduruyor haşa? Sembolik diye bir şey yok. Aynı var bu. Yüz kere Ya Rabbi bizi buraya atma diyor. Biri vaat dört yüz kere her Allah'ım beni üzüntü kuyusuna atma diyor. Allah Allah. Bu nasıl bir yer ki ya? Nasıl bir azap var bu vadide ya? Aman ya Rabbim biz ne kadar sığınmamız lazım. Kuyuyla dendi ki ya Resulallah. Ey Allah'ın elçisi. Ve men kim yedhulü girecek hu bu kuyuya? Kuyu bu kuyu. Kuyu da bir acayip bir şey ya. Yani hani enine olan bir yer cehennemde de böyle enine olsa insan yansa bile. Hani enine ya yani bir şöyle bir yerlenirsin belki ne bileyim yanıyorsun da kardeşim bak bunu. Kuyu çok fenadır bak kuyu da zaten ateşe de lüzum yok. Adamı kuyuya at ateşe lüzum yok Kuyu zaten nefesi gitti. Bir de ateş var kuyun içinde. Cehennem sığınıyor Allah oradan ya. Cehennemin sığındığı cehennemde bir vadi var. Kim girecek? Bu çok bu mühim bir hadis-i şerif. El-Kurra'u. Kıraat yapanlar. Kurra. Kurra demek böyle Kur'an'ı çok iyi okuyan, işte aşere bilir, vücuh bilir, takrib tayyibe falan da var neyse. Yani kıraatı düzgün falan, aşır okur. İşte bunlar gösterişe çok müsait. E çünkü zaten düzgün okuyan okuyamayan niye gösteriş yapacak? Rezil oluyor zaten. E sesi güzel olmayana da kimse itibar etmiyor. Sesi de varsa, kıraatı da varsa burada gösterişe müsait zemin var. El kurrau Kur'an okuyanlar ama el muraune gösteriş yapanlar neyle bi amalihim amelleriyle. Şimdi alimler tabi hadis-i şerifi tefsir ederken sadece Kur'an'ı güzel okuyan hafızlar kastedilmiyor. Bak burada diyor ki Hufazul Kur'an, Kur'an hafızları. En başta hafızlar. Bu hafızlarda da çok sıkıntı var. Yani hafızlarda namaz kılma oranı çok düşüktür biliyor musunuz? Hafızlık bitirmişlerden namaz kılma oranı çok düşüktür. İhlas oranını bilmiyorum. Dedi. İhlas neyle tartacağım adamın ihlasını? Namaz kılma oranı düşük diyorum sana. Daha ne anlıyorsun? Daha? Acayip bir şey. İnne eksere münafık-i ümmetile kurra. Bu ümmetin münafıkların ekserisi kurra'dan çıkar diyor. Hadis-i şerif ya. Ekseri münafık kurra'dan çıkar diyor. Yani özellikle Kur'an kıraatıyla ilgilenen. Şimdi zaten fakih makih kalmadı ki. Yani İstanbul'da kaç tane fakih var? 15 milyona kaç fakih düşüyor? Yani 80 milyona kaç fakih düşüyor Türkiye'de? Fakih fakih. Mesela ben fakih makih değilim. Tevazu içinde söylemiyorum yani. Fıkıh ihtisasım yok. Süvet sorarsın incelerim. Cevap verebilirim belki ama fıkıhçı değilim ben. Yani fıkıhçı zaten çok az kaldı. Şimdi yoğunluk çoğunluk nerede? Kurrağı'da. Niye kurrağıda? E, bu var. Kimse gelip de karıyı üç boşadım. Karı gitti mi sormuyor ki. Niye sormuyor? Boş oldu diyecek. Bari idare edelim bu şekilde. Zinaya devam edelim. Karıyla demek istiyor? Fıkıhçıya soran yok yani. Onun için fıkıhta para yok. Para nerede var? Mevlutan çağırsın. Efendim, kıraatçı çağırsın. Şimdi en sosyetikler bile güzel okuyan hafızları çağırıyor. Bir tane fıkıhçıya fetva soran var mı? He? Şu ailesi, bu ailesi Türkiye'de bu kadar sosyetik aile var. Ben hep duyuyorum. Anasının mevlütü, babasının onları duyuyorum. Ama bir tane fıkıhçıya müracaat eden bir sosyete görmedim. Adam diye mi? ne karıştıracağım diyor. Onun için tehlike kurrada. Ahir zamanda kurra artacak, fukaha azalacak. Ümmetin başında fıkıhçı çoktu, kıraatçı azdı. İmam-ı Azamlar dönemi. Geldi, 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 geldi. Şimdi o zaman hutbeler kısa okunur, namaz uzun kınılırdı cumada diyor hadis-i şerif. Ahir zamanda ne olacak? Hutbe 20 dakika, namaz 2 dakika. 2 takla bir bakla, bitti. Namaz 2 dakika. Bir buçuk dakikada iki rekatı cumayı kıldıran imam var. İki dakika bile tutmuyor. Hutbe 20 dakika. Okuyor da okuyor. Çünkü hutbeyi uzatacaklar diyor. O zaman diyor kurra çoğalacak, fukaha azalacak. Çok tehlikeli bir zaman gelecek ahir zamanda diyor. Tam üstüne bastık yani. Şu anda hafızlıkla uğraşan, kıraatla uğraşan falan çok. Fıkıh, tefsir, hadis kalmış. Nihanda diyor ya İsmet Baba Kaddesi Allah'a Hakikaten öyle yani. Onun için kurrağda tehlike var. Ama tabii her hafız, kıraat yapan, okuyana da bu denmez ama el muraune gösteriş yapanlar bir amalim. Amelleriyle gösteriş yapan. Tabi alimler de buna dahildir diyor şehler. Fıkıhçılar da buna dahildir. En nihayetinde burada bir vasıf ön plana çıkıyor. Amelde ihlas olmayan. Fıkıhçı ihlassız. Allah için iş yapmaz. Ya da para verirsin fetvayı değiştirir. Ondan sonra alim işine göre konuşur. Adamına göre konuşur. Mürayi gösterişçi hafızlara da bunu diyor. Şimdi burada e, bir hadis-i şerif daha var. Yani bunun divadnine ve ne gazal kurra ilallah hatta Yine ve lafzu diyor ikinci lafız. Tehan ve zübillah Allah'a sığınır hazen üzüntü kuyusundan. Kali ve Resulallah dediler. Ve ma cübbül hazen üzüntü kuyusu nedir? Kale buyurdu vadin fi cehenneme. Cehennemde bir vadi var. Tehan ve cehennemi. Cehennem ondan sığınır. Külle her gün erba amiyet merratin. Dört yüz kere. Bu şimdi öbürü var. Kıyla ya Resulallah dediler. Ey Allah'ın elçisi. yedhulu. Kim girecek ona? Kale buyurdu. Üid de orası hazırlandı. Hazırlanacak değil. Hazır bekliyor. Allah muhafaza. Lil kurrayı kırat yapanlar. İşte bu hafızlar hocalar diyeyim kısaca el muraine gösteriş yapanlar neyle be amal amelleriyle iklassız davranana ve innem gazal kura e, Kıraatçıların yani e, hafızların hocaların en buz edileni ilallah Allah Teala kimdir ellezine o kimselerdi ki yezurune ziyaret ederler el ümerahe devlet reislerini ziyarete giderler devlet reislerini ama hangi devlet reislerini ve bazı nüshak bazı diyor el ümera el ceverate zalim liderleri zalim zorba diktatör liderleri ziyaret ederler. tabii şimdi ziyaret ederlerde de burada yine bir hadis-i şerif devreye giriyor el ulema Allah alimler Allah'ın güvendiği kullardır. Male müdahil sultan devlet işlerine sultanlarla karışıp görüşmedikçe. Feyza tuhum, devlet liderleriyle karışık görüşürlerse fehzeruhum onlardan sakının diyor. Onlardan sakının diyor. Şimdi burada kendi işlerini gördürmek için devlet yöneticileriyle görüşenler dikkat et. İhale almak için, arsa almak için, kendi tayini için, kendi rütbesi makamı için, maaşta ilave için. Bu bunadır. Ama sen niye görüşüyorsun devlet reisiyle? Emri bil için, vaaz için, nasihat için, ehli sünneti anlatmak için, ehli sünnet dışı fırkalardan onu uyarmak için. Ha. Veya bir zulme uğrayan mazlumun hakkını arayıp kurtarmak için. Bu başka. Allah herkese ne yapar? Niyetine göre muamele yapar. İnne mele amal Zalim bir sultanla görüştün. E niçin zalim sultanla görüştün? E zulmü durdurmak için. Ha o zaman Allah sana sevap verir. Ama sen niye gittin? Tayin, terfi, makam, mevki, koltuk, sandalye. E o zaman olmaz. O zaman hafızların, Allah'ın en kızdığı hafızlar ve hocalar zalim yöneticileri şahsi menfaatleri için ziyaret edip bir de karışıp görüşen böyle sıralı, sıkı fıkı yuhalitun ediyor yani. Yuhalitun demek karışıp görüşmek artık iç içe. Devamlı. O da kafasına göre hoca bulmuş. İstediği fetvayı ondan alıyor falan. Namazı üçe indiriyor efendim sen yok çok meşgulsün e, sayın valim sen üç vakit, vakit kılsan olur diyor mesela. Böyle hocalar var. Şia'da 3 vakit ya çünkü. Mesela diyor olur diyor mütanikâh falan sen diyor dolayı dışarılarda çok geziyorsun diyor bilmem ne karın yanında değil karın yaşlanmış. Yani caizdir. E harama helal diyen hocalar var bugün. Namazı 3'e indiren hocalar var bugün. İnsanlar sapıtıyorsa bunlara da fetva veren sapık hocalar olmasa olur mu ya? Nereden sapıtacak adam? Onun için e, diğer hadisin rivayetine yülka atılacak fi üzüntü kuşuna el garrarune. Garrar demek son derece aldatanlar. Çok aldatıcılar. Kıyla ya Resulallah. Ey Allah'ın elçisi ve mel garrarun. Son derece aldatanlar. Kim bunlar? Kalebur el muraune. Gösteriş yapan. Çünkü içinde başka niyet, dışında başka hareket. Bir amalim amellele fit dünya. Dünyada amelleriyle gösteriş yapanlar Müslümanları, insanların İslami duygularını, dini hislerini sömüren aldatıcılardır diyor. Bunlar üzüntü kuyusunun dibini boylayacak. Onun için son derece sakınmamız lazımdır. allah Teala'ya sığınmamız lazımdır. İhlas olmadı mı? Gittik ahirette. Bir de baktın sevaplarım çok zannedersen mizanda sağ tarafta. Baktın ki hepsi sol tarafta. Çünkü neden? Niyet bozuk. Yani kazanacağım dediğin yerden kaybedersen, ümit bağladığın noktada helaka gidersen, yani bu daha kötü koyar adama be. Adam zaten yandım diye çıkmış mahşere diyor ki zaten ben içki, kumar, faiz, fuş ne olacak? Yandım diyor yani. Bu adam e zaten bir de baktı sol tarafta zaten kitapta ne yaptıysan ne doğrarsan tabağına o okay, gel kaşığına. E, o da yaptığını biliyoruz. Bir de baktı sol tarafta hesaplar çıktı. O arada belki bir sadaka verdi, belki bir dua aldı falan fişman bir af kapısı yine var tabii ki. O adam çok hayal kırıklığına uğramaz. Ancak şundan hayal kırıklığına uğrayabilir. Allah peki buyurabilir ki hadi bir fakire yardım etmiştim bir gün o da affettim. Bir de baktın zindi falan. Bu da var yani. Bu adam ancak tersten hayal kırıklığına uğrayabilir. Çünkü zaten battım diye çıktı mahşere. Ama sen nasıl çıktın? Hacıyım, hocayım, 60 tane haccım var. 80 tane zekat, 40, 40 Ramazan itikaf. Uuu, sen nasıl çıktın? Tulum. Ya ben zaten mizanda melekler tartma lüzum yok derler bu mübareği falan zannediyorum. Çıktın. Bir de baktın sol taraf şahak aktı. Sağ dibe vurmuş. Neden? Ve bedalehum minallahi ma lem yekunu <laughs> yahtesibun. Efendimiz çok okurdu bu adi. Hiç beklemedikleri şeyler çıktı karşılarına. Mahşer günü diyor Allah Teala. Ya bunun tefsirinden İmam Gazali Hazretleri şu sözünü söylerdi Efendimiz Amil ve amalen. <laughs> bir takım ameller yaptılar. Zannuha hasenat. Onları sevaplı iş zannettiler. Ne yaptık ya? Ümre yaptık. Ne yaptık? Vaaz ettik ya. Ne yaptık? Kur'an okuduk, aşır okuduk. Günah mı yaptık? İş kim içtik arkadaş? Zannettiler ki sevap yaptılar. Fevece Bir de onları baktılar. ki buldular. ...fi kiffeti seyyat. Günahlar kefesine solda çıkmış. Neden? İhlas yok. Niyet bozuk. Niyet, niyet, niyet. Yani Allah'tan korkalım. Böyle başımızı önümüze eğelim. Kalbimizi murakabeye, müşahedeye alalım. Hani dene hastayı müşahede Yoğun bakım, yoğun bakım. Biz yoğun bakımlık bir durumdayız. Bizim kalp yoğun bakımlık. Hani hastanesi de yok ki gideyim arkadaş. MR'a gireyim, bir check geleyim Yok ki. Ancak tasavvuf, ihlası anlatan ilimler, ihlas sohbetleri, ihlas dersleri. Bakın başından beri terhip dersleri hep ihlastan bahsediyor arkadaşlar. Onun için İyi bir şey yaptım zannedip de ahirette günah tarafında bulup da hayal kırıklığına uğramaktansa şimdi gösterişten sakınmaya çalışalım. Farzlarda gösteriş olmaz. Farz namaz cemaat takılacağız. Ne gösteriş olacak onun? Ama yine biz kalbimizi müşahedeye alalım. Devamlı kontrol altında tutalım. Şirkten sakınma duası gelecek. Gizli şirk riyadır, gösteriştir. Bu gösterişten sığınmak için küçüğünü büyüğünü giderecek. Bir dua öğreteceğim buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Dualarım kitabında var. Geçen sohbette geçti. Herhalde bir sonraki derste, hadis derste, haftaya pazartesi inşallah buluşuruz. O derste de geçecek. Bari o duaya devam edelim. Devamlı okuyalım o duayı. Dilimize pelesenk edelim. Allah'a sığınacağız. Başka bir şey yok arkadaşlar. Bugün cehennemdeki kuyudan Allah'a sığınıyorsun. E sen riyadan Allah'a zaten. Riyadan sığındın mı kuyudan kurtuldum? Riyadan sığın Allah. Allah'ım cümlemizi ya Rabbi. İhlas ile müşerref eyle riyadan muhafaza ile kurban olduğum sana Allah'ım dualarımızı lütfeyle kabul eyle. Amin. ve sallallahu teala aleyhi ve sellem Muhammed ve alihi ve sahbihi selleme teslimen kesira. velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.